Serdar Cebe 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Biden yönetimi daha güçlü bir karşılık verilmesi baskısıyla karşı karşıya denilebilir. ABD Başkanı Joe Biden da Florida'ya giderken gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Nasıl bir karşılık vereceği konusunda bir karar verdiğini söyledi ama ayrıntı vermedi karşılığın nasıl olacağına ilişkin. Aynı zamanda bu konuyla ilgili en son açıklama Florida'ya giderken başkanın uçağında yine basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. John Kirby bu açıklamasında tek bir adım ya da tek bir karşılık değil, çok aşamalı, farklı katmanları olabilen bir yaklaşımdan söz etti denilebilir. John Kirby tek bir adım değil, muhtemelen birden fazla adım dedi. Aşamalı bir yaklaşım görmeniz olası, uygun şekilde karşılık vereceğimizi bekleyebilirsiniz dedi. John Kirby aynı zamanda bu karar verme sürecinde, yani seçenekler değerlendirilirken karar alma sürecinde kendilerine yön veren ilkenin de bu grupların Amerika'nın üstlerindeki askerlerine karşı kullanmak üzere sahip oldukları türden kabiliyeti azaltmak dedi. Bu onların İran devrim muhafızları içindeki destekçilerine bu saldırıların kabul edilebilir olmadığına ilişkin güçlü bir sinyal gönderiyor dedi. Şimdi her ne kadar İran bu saldırıların arkasında kendisinin olduğunu reddetse de Biden yönetiminin görüşü bu gruplara İran silah, askeri teçhizat ve eğitim desteği sağladığı için bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor Biden yönetimi. Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden'a Florida'ya giderken soruldu. Doğrudan bu son saldırının İran'la doğrudan bağlantısının tespit edilip edilmediğine ilişkin bir soru yöneltildi Biden'a. Ona bakıyoruz, bunu görüşeceğiz, tartışacağız ifadesini kullandı. Dolayısıyla gelinen noktada tek bir adım değil, biraz önce senin söylediğin gibi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sözlerine benzer John Kirby açıklama yaptığı için yönetimden gelen açıklamalara bakıldığında çok aşamalı bir yaklaşımdan söz ediliyor Serdar. Begüm, sen kısa bir süre önce İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 3 yıl önce öldürüldüğünde komutanı olan General McKenzie ile konuştun. O neler söylüyor bu yaşanan durumla ilgili? Evet, şimdiye kadar ABD ordusu hem Suriye hem de Irak'ta İran'ın destek verdiği grupların saldırılarına vermiş olduğu karşılıklarda bu gruplara ait silah depolarını hedef almıştı ya da yine Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası taşımacılığı hedef alan saldırılarına verilen karşılıkta yine bu gruba ait depolar, füze kapasitesinin hedef alındığını görmüştük. Şimdi bu son saldırının ardından eski CENTCOM komutanı emekli general McKenzie görüldüğü üzere dedi, hani şimdiye kadar atılan adımların bu grupları İran'ı caydırmadığı gözlemleniyor ifadesini kullandı ve McKenzie'ye göre eğer İran'ın davranışını Amerika değiştirmek istiyorsa başka seçeneklere bakmamız gerekir dedi ve bu tür misilleme harekatlarında verilen karşılıklarda bu gruplar açısından stratejik önem taşıyan yerlerin hedef alınması gerektiğini ifade etti ve bir de bu grupların ve İran'ın da genel olarak Gazze'deki savaştan da bağımsız olarak Amerikan güçlerini bölgeden çıkmaya zorlama amacında olduğunu söyledi General McKenzie. Bunun dolayısıyla verilecek karşılıklarda göz önünde bulundurulması gereken bir unsur olduğunu ifade etti. Şimdi eski CENTCOM komutanı General McKenzie ile dün yaptığımız röportajdan kısa bir bölümü ekrana getirelim. Sonra yine devam edelim. Davranışı değiştirmek istiyorsak başka seçeneklere bakmamız gerekir. Bu da onlara zarar verecek türden. Yani sadece terk edilmiş depolar ve binalara değil, onlar için değerli olan yerlere karşı misilleme harekatı düzenlemek gerektiği anlamına geliyor. İran'ın Amerika'yı bölgeden çıkarma arzusu Gazze'deki savaş başlamadan önce de takip ettikleri stratejik bir öncelikti. Gazze'deki savaş bitince de bunu takip edecekler.
Eğer biz onlara bu devam eden davranışı tolere etmeyeceğimizi bildirecek kadar güçlü şekilde hareket etme cesaretini gösterirsek, İranlılar caydırılabilir ve militan grupları dizginleyebilir. Eski CENTCOM komutanına göre hem bir yandan İran'la doğrudan bir savaş olmadan ama diğer yandan da bu grupları caydırabilecek güçte bir karşılık vermek mümkün mü sorusunu yönelttik. O da bence mümkün yanıtını verdi. Şimdi Demokrat Biden yönetimi bir yandan da ABD Kongresi'nden de bu saldırılara daha güçlü bir karşılık verilmesi baskısıyla karşı karşıya. Cumhuriyetçilerden de özellikle bu yönde çağrılar geliyor Biden yönetimine. Biden yönetimi İsrail ve Hamas arasında Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede yükselen gerilimi sınırlı tutma çabası içerisinde ve artan saldırılara karşılık verirken de savaşta yeni bir cephe açılmaması ama bir yandan da karşılık verme arasında hassas bir dengeyi gözettiğini söylemek mümkün Biden yönetiminin. ABD Başkanı Joe Biden da tam da hangi seçenekleri değerlendirdikten sonra bir karar verdiğini söylediği açıklamasında da yine bir kez daha bölgede daha geniş bir savaş istemediklerinin altını çizdi. Bakalım nasıl, ne zaman bir karşılık olacak? Biden yönetimi yetkilileri hep bizim seçtiğimiz zamanda ve bizim seçtiğimiz şekilde bir karşılık vereceğiz demişlerdi. Gelinen noktada biraz önce söylediğimiz gibi çok aşamalı bir karşılıktan bahsediliyor. Bakalım neler olacak.